maçlarının 26. ve son haftasında ezeli rakipler Beşiktaş'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. 26. haftaya Beşiktaş 16 galibiyet, 9 yenilgi ve 41 puanla 5. Galatasaray ise 14 galibiyet, 11 yenilgi ve 39 puanla 6. sırada giriyor. İşte karşılaşmanın hakemleri Memdu Öget, Ankara bölgesi FIVA hakemlerimizden şu anda ekranın sağında. Hemen size göre ekranın sonunda İsmail Aydın, Mersin bölgesi federasyon hakemlerimizden. Evet, bu iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 85-63 kazanmıştı. Hatırlanacağı gibi bu karşılaşmada Galatasaray'ın Birleşik Amerikalı oyuncuları Quadri Rollis ile Benjamin Haddock'un primlerini alamadıkları gerekçesiyle maça çıkmamışlardı. Beşiktaş bu maç öncesinde doğrudan playoff'un ikinci turuna yükselmeyi garantilemiş durumda bulunuyor. Galatasaray açısındansa bu karşılaşmanın önemi çok daha büyük. Şöyle ki playoff'a birinci turuna çıkmayı garantilemiş durumda bulunan Galatasaray'ın doğrudan playoff'un ikinci turuna yükselebilmesinin yanı sıra Beşiktaş'la olası bir playoff eşleşmesinde galibiyetlere eşitlik getirmesi açısından bu maçı mutlaka ama mutlaka kazanması gerekiyor. Beşiktaş'ın bu derbi maçını kazanması halinde ise iki takım arasında olası bir playoff eşleşmesine siyah beyazlar 1-0 önde başlama avantajını yakalayacak. Evet, özellikle Galatasaray açısından bu maç çok ama çok önemli. Sevgili basketbol severler, her zaman olduğu gibi şu anda yanımızda Sayın Önder Seder var. Sayın Seder, karşılaşma başlamak üzere. Ben bu karşılaşmayla ilgili olarak maç öncesinde görüşlerinizi rica ediyorum. Şimdi Beşiktaş takımı gerçekten beklenenin belki de beklenenin üzerinde başarılı oldu ve çok iyi oyunlar oynadı. Galatasaray'da son haftalarda bir düzelme var. Özellikle Efes maçını 15 sayı geriden ikinci yarıda kazanmayı bildiler. Onun için ortada bir maç. Beşiktaş'ın tabii seyirci ve saha avantajı var. Biraz daha favori görünüyor Beşiktaş bana göre. Ama tabii ki Galatasaray için de çok önemli bir maç. Sizin belirttiğiniz gibi Galatasaray'ın yenilmesi halinde 1-0 başlayacak playoff. O bakımdan çok önemli Galatasaray için de bu maç. Evet, değerli basketbol severler, bu sezon uygulanmakta olan yeni statüye göre ligin ilk bölümü olan klasman maçlarını ilk 6 sırada bitiren takımlar doğrudan playoff'un ikinci turuna yükseliyorlar. Ben bu konuda bilgilere devam edeceğim. Şu anda Beşiktaş'ın kadrosu ekranlarınıza geliyor. 4 Erden Eryüz, 5 Maçan Güler, 6 Nedim Müjel, 7 Faruk Beşok, 8 Ümit Taş, 9 James Blackwell, 10 William Butt Ali, 11 Rüçhan Tamsöz, 14 Onur Aydın ve 15 Virginius Praskevicius. Beşiktaş'ın koçu Ahmet Kandemir, takımın menajeri Şenol Demira. Galatasaray'ın kadrosu ekranlarınıza gelecek. Evet, Galatasaray'ın kadrosu 4 Quadri Rollis, 5 Ersin Görkem, 6 Matej Mamić, 7 Orhun Ene, 8 Selim Demir, 9 Gökhan Uçoklar, 10 Kerem Tunçeri, 12 Hüseyin Buğdaycı, 14 Benjamin Hedlockton ve 15 Burak Sezgin, koç Fehmi Sadıkoğlu, yardımcı antrenör Ömer Petorak. Evet sevgili seyirciler, ilk 6 sırayı alan takımlar demiştik klasman grubunda doğrudan playoff'un ikinci turuna yükseliyorlar. Hatırlanacağı gibi geçen sezonlarda ligin ilk bölümünü ilk 4 sırada tamamlayan takımlar doğrudan playoff'un ikinci turuna yükseliyordu. Yeni statüye göre ayrıca ligin ilk bölümünü 7.likle 10.luk arasındaki sıralamada bitiren 4 takımsa playoff'un birinci turuna çıkıyor. Bu turda 7. 10. ile 8. de 9. ile karşılaşıyor ve bu maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayan 2 takım daha playoff'un ikinci turuna adını yazdırıyor. Bu sezon ligin ilk bölümünü 10. ve 11. sırada tamamlayan iki takım ligde kalırken son iki sırayı alan iki takımsa 2. lige düşüyor. Bu statüye göre şu ana kadar ligin ilk bölümünü ilk 5 sırada bitirmeyi garantileyen Efes Pilsen, Tofaş, Ülker, Spor, Pınar, Karşıyaka ve Beşiktaş doğrudan playoff'un ikinci turuna yükseldi. İkinci tura doğrudan yükselecek son takımsa Galatasaray, Darüşşafaka veya Türk Telekom olacak. Ligde şu anda 11. sırada yer alan Kombasan, Konya Spor'la 12. sırada bulunan Maydanoz Kolejler gelecek sezonda 1. ligde mücadele edecek. Puan durumu ekranı yanınıza geliyor. Ligin ilk bölümünü 13. sırada tamamlayan İstanbul Teknik Üniversitesi ile 14. ve son sıradaki Oyakörünü takımları ise 2. lige düştü. Bu sezon playoff maçları kazanılmış 3 maç üzerinden, final serisi ise kazanılmış 4 maç üzerinden oynanacak. Evet, Beşiktaş taraftarları ekranlarınıza giriyor. Karşılaşmaya Beşiktaş, Muratcan Güler, Faruk Beşok, James Blackwell, William Batteli ve Onur Aydın 5'i ile başlıyor. Galatasaray'ın 5'i de şöyle: Quadri Rollis, Matej Mamić, Orhun Ele, Selim Demir ve Benjamin Haddock'tun. Karşılaşmadan önce Beşiktaş taraftarı
Karşılaşmanın hakemleri Memduh Akef ve İsmail Aydın'a birer buket çiçek verdiler. Çok güzel bir görüntü vardı. Karşılaşma öncesinde yine maça gelen taraftarlara da Beşiktaş yönetimi kırmızı karanfil verdi. Evet sevgili basketbol severler, zorlu mücadele başlıyor. Beşiktaş Galatasaray derbi rövanş mücadelesi haftaya 5. sırada giriyor Beşiktaş. Galatasaray 6. sırada hava atışına Beşiktaş'ın ribaundlardaki büyük gücü Bat Eli hemen karşısında Kadri Loris vardı. Hava atışına bu iki oyuncu çıkıyor ve Galatasaray ilk hücum şansını kullanıyor oyunun. Orhun'un yüksek pası top çembere çarpıyor. Dönen top Muratcan Güler. İlk hücum şansını sarı kırmızılar kullanamıyor. Beşiktaş hücumu Muratcan Güler. Onur Aydın'la başladı karşılaşmaya. Beşiktaş Aydın. Beşiktaş Ahmet Kandemir. Onur Aydın'ı ilk beşe başlattı. Virginius Praske 300 ilk beşte yok. Üst sayı başlarımız isabetli basket James Blackwell'den. Ve oyunun ilk basketi James Blackwell'le Beşiktaş'a duran. 3-0 Beşiktaş önde. Bahreli topa dokunuyor. Ve Galatasaray hücumu olacak pota altından. Karşılaşmaya ilgi bir aylı fazla. Salon tıklım tıklım dolu. Beşiktaş taraftarları takımlarını destekliyor. Ahmet Kandemir Beşiktaş'ın koçu. 29 yaşında 1989 yılında antrenörlüğe başladı. Pot altından Galatasaray hücumu. Dip çizgiden oyuna başladı Galatasaray. Selim Kuadri Rolis yükleniyor. Hakemler devam diyor. Matej Mamić sıyrılıyor. İki sayılık atış isabet değil ama daha önce bir faul. Faul yapan oyuncu Faruk Beşok. Matej Mamić atış pozisyonunda olduğu için iki serbest atış kullanacak. Galatasaray'ın Hırvat oyuncusu, ilk faul yapan oyuncu Faruk Beşok. Oyunun ilk faulü Faruk'tan geliyor. Faruk da 28 yaşında ilk kez milli takım formasını Litvanya'ya karşı giymişti. Şimdi Matej Mamić iki serbest atış kullanacak. Salon yine çok sıcak. Ve bu nedenle bu karşılaşmada bu tür görüntülere çok çok rastlayacağız. Salon çok sıcak ve zemin de tabii ki kayganlaşıyor. Oyuncular yere düşüyor ve sık sık da bu temizlik yapılacak bu karşılaşmada. Matej Mamić iki serbest atış kullanıyor. 21 yaşında 2-0-2 boyunda ilk atışı isabetli. Skor 3-1 oldu. Beşiktaş önde Galatasaray karşısında. İkinci ve son atışı Matej Mamić'in. İkinci atışı da isabetli Mamić'in ve skor 3-2 oldu. Beşiktaş önde ve Beşiktaş hücumunu seyrediyoruz. Muratcan Güler. James Blackwell maçın 3 sayılık basketini atan oyuncu, ilk basketini atan oyuncuydu. Muratcan Güler. Pas istiyor Faruk. Aldı 3 sayılık atış bölgesinde. Mouse pası William Bat Eli birebir oynayacak. Yardımda gitti dışarı dönmek durumunda şimdi. Eli sıkıştırma dışarıya. Blackwell. Karşısında Selim Demir. 3 sayılık atış aynı bölgeden. 1 üst sayılık basket daha. 1 üst sayılık basket daha. Üst üste 2-3 sayılık basket. İşte bu oyuncu James Blackwell'den. Ligde 16 sayı ortalamasına sahip bir oyuncu şu ana kadar. 6-2 yapıyor skoru James Blackwell. Kadri Loris. Benjamin Hancock'tan iki sayı kaçı isabetli. Evet, Benjamin farkı iki sayıya indiriyor. Beşiktaş 6, Galatasaray 4. Muratcan Güler pas arası yapıyor. Hancock'tan topu kapıyor. Bir fast break şansı 2-1 yakaladı Galatasaray. Kuadrolis yükleniyor ve basket geliyor. Skora da eşitlik geliyor. Beşiktaş 6, Galatasaray 6. Beşiktaş eşitliği bozmak amacıyla bir kez daha hücum kullanıyor. Muratcan Güler topu getiren oyuncu hemen karşısına Matej Mamić, William Bat Eli, Blackwell'e yakın savunma Selim'den. Faruk Beşok pot altında Selim'le Blackwell arasında ilginç bir mücadele vardı. Switch yaptı Galatasaray'la oyuncular. Adam değişti. Birebir yakalıyor. Zor pozisyonda Blackwell basket geliyor. William Bat Eli'den. William Bat Eli'nin bu basketi ve skor 8-6 oluyor. Beşiktaş önde 2 sayı farkla. Hücum fark kararı mı? Hayır. Top dışarıda diyor karşılaşmanın hakemi Memduh Öget. Ve bu top Beşiktaş'a geçiyor. 8-6 Beşiktaş önde Galatasaray karşısında. Sayısıyla ilk dakikaları bir yorumlar mısınız? Şimdi her iki takım da adam adama savunma yapıyor. Pota altında güçlü görünüyor Beşiktaş. Bateli orada çok etkili ve tesirli oynuyor. Ama henüz bir şey yapmış değil. Henüz de onu tutuyor. Önünden alması
tutması, yani mümkün mertebe ona top aldırmaması gerekiyor. Blackwell'i de iyi tutması lazım Selim'in. Selim biraz uzak kaldı. Blackwell isabetli atışlar yaptı. Galatasaray'ın silahları da tabii ki geçen maçta olduğu gibi Orhun Ener'in iyi oynaması lazım. Skora katkı getirmesi lazım. Basket içeride bir defa William Bartelli pot altından bir kez daha kaçırmıyor. Bir defa var kendisine ve William Bartelli bir de serbest atış kullanacak. Şu anda skor Beşiktaş 10, Galatasaray 6. William Bartelli tek atış kullanıyor. Şu ana kadar %51 ortalaması, en değerli oyuncu sıralamasında birinci sırada. Toplam 246 ribaundla yine birinci sırada. Attığı 408 sayıda da bu maç öncesinde 10. sırada yer alıyor. Çok etkili bir oyuncu William Bartelli Beşiktaş'ta. 11-6 yaptı skoru William Bartelli ile Beşiktaş. Bak 5 sayıya yükseldi Galatasaray hücumu. Matej Mamić, Mertok'un yüksek pas. Loris'e gitmiyor çünkü faul yapıyor Onur Aydın. Bu Beşiktaş'ın ikinci faulü. Bu arada Ahmet Kandemir'in yanına gitti İsmail Aydın. Çizgiyi aşıyorsun dedi. Antrenör için belirlenen bir çizgi var. O çizginin dışına çıkmıştı Ahmet Kandemir. İsmail Aydın, Ahmet Kandemir'i uyardı. Pot altına indirilen bir top. Faul geliyor Mertok'una. Faul yapan oyuncu Onur Aydın. Üst üste fauller Onur'dan. Onur'un ikinci faulü oluyor bu sevgili basketbol severler. Beşiktaş'ın takım faul sayısı 3'e yükseliyor. Galatasaray'ın bir takım faulü var. Hertogton iki serbest atış kullanıyor. İlk atışı isabetli. Hertogton 26 yaşında, 2-10 boyunda. Ligde bu sezon şu ana kadar oynadığı 21 maçta aldığı 202 reboundla 6. attığı 210 sayıyla 7. sırada yer alıyor. İkinci atışı girmiyor. Topa müdahale Onur'dan. Rebound mücadelesi sırasında çizgi diyor maçın hakemi İsmail Aydın. Skor 11-7 Beşiktaş önde. Ön alanda Selim'in baskısı var Blackwell'e. Blackwell biliyorsunuz üst üste 2-3 sayılık basket kazandırmıştı Beşiktaş'a. Şimdi Selim onu yakın savunuyor. William Bartelli. Muratcan dışarıda top istiyor. Eli vermedi. Faruk Beşok. Topu alır almaz pot altına indirmek istediği top. Çembere çarpıyor. Onur alamıyor. Selim Demir'le Galatasaray hücum başlıyor. Selim top istiyor. Kuadrilolis. Endokton. Hareketlendirdi oyunu pota altına. Hakemler faul diyor. William Bartelli'ye faul işareti var. Beşiktaş'ın takım faul sayısı 4'e yükseliyor. Galatasaray bir takım fauliyle oynuyor. Bartelli ilk faulünü aldı. Onur Aydın bu oyunun çok önemli adamlarından biri. Ne açıdan? Savunma açısından. Çünkü Lolis pota altında etkili olabilen bir oyuncu. Hücum ribaundlarına giren, zorlayarak faul kazandıran bir oyuncu. Onu Onur Aydın, Preskovic'in yerine onu başlattı Ahmet Kandemir. Bence doğru yaptı. Çünkü Preskovic'in savunması ve faul ihtimali fazla, onu başta oynatmamasının nedeni bu. Evet, farkı 3 sayıya indiriyor Galatasaray. Beşiktaş 11, Galatasaray 8. Beşiktaş hücumu James Blackwell. Selim hemen yakınında dönüyor. Atışa girmiyor. Hertogton topa müdahale etti. Bakıyorum en son top Onur'dan çıktı diyor. Maçın yardımcı hakemi İsmail Aydın. Top Galatasaray'da ve hemen oyuna başlıyor. Orhun Ener uzun pası Selim. Bir an boş kaldı. 3 sayılık atış denemesi isabetli basket. Evet, Blackwell üzerine gitmekte. Gecikiyor ve bunu da iyi değerlendiriyor. Selim Demir ekranlarınızda ilk basketi 3 sayılık ve fark kapanıyor. Eşitlik geliyor. Beşiktaş 11, Galatasaray 11 karşılaşmada 4 dakikalık bölümü geride bırakıyoruz. Beşiktaş yeniden eşitliği bozmak amacıyla hücum kullanıyor. Faruk Beşok, Muratcan Güler, Bartelli güzel döndü, yükleniyor. Atış isabetli basket, Beşiktaş yeniden önde. Beşiktaş 13, Galatasaray 11. Elinin şu ana kadar 7 sayısı var bu karşılaşmada. Hertogton çok güzel bir pas pot altına ve aynı güzellikte basket geliyor Lolis'le ve yeniden eşitlik var 13-13. Muratcan Güler. Zevkli bir karşılaşma. Karşılıklı basketler. Muratcan yüklenmek isterken Orhun faul yapıyor. Topu Eli'ye indirmişti Muratcan ama daha önce Orhun izin vermedi. Takım faul sayısı Galatasaray'ın 2. Orhun'un ilk faulü bu. Pot altından oyuna siyah beyazlar başlıyor. İşte pozisyonun tekrarı. Beline müdahale Orhun'dan Muratcan'a. James Blackwell. Solda Faruk Beşok. 3 sayılık aç bölgesinde atışa hitap etti basket. Selim'in 3 sayılık basketine. 3 sayılık basket Faruk'tan. Karşılıklı basketler. 16-13. Beşiktaş üstünlüğü Galatasaray karşısında. Selim. Kuadrilolis, Orhun Ener, Muratcan Güler var karşısında.
Çok tecrübeli bir oyuncu Orunen'e. Çok genç bir oyuncu ama çok yetenekli bir oyuncu Murat Can hemen karşısında. Lloris çok güzel döndü ama Onur isim vermiyor. Böylece Onur faul problemine giriyor. Üçüncü faul oluyor. Evet, Onur faul problemine girdi. Praşkevicius girmesi gerekiyor. Şimdi değişiyorlar tabii. Onur 3 faul yaptı. Birisini yardımda yaptı ama. 3 faul için bakalım Praşkevicius nasıl savunma yapacak. Lloris'e karşı. Ben Harrington'dan bahsedeceğim. Bataille'yi tutması oldukça zor oluyor. Çünkü Bataille çok daha güçlü. Bataille'yi de onu tutması şu açıdan zor oluyor. Matchup'ta dışarıdan atan oyuncu Harrington, Bataille'de dışarıdan atan oyuncuları iyi savunamıyor. İşte Harrington uzun boyun avantajını çok iyi kullanıyor. Alley-oop'la basketi kazandırıyor takımına. Ve fark bir sayıya indi. 16-15 Beşiktaş önde Galatasaray karşısında. William Bataille dışarıya. Praşkevicius oyuna biraz önce girmişti. İki sayı kaç isabetti. Ve Beşiktaş skoru 18-15'e taşıyor. Fark yeniden 3 sayı. Evet, Praşkevicius oyuna girer girmez basketi kazandırdı. Ve Selim Demir'le uçum alanında Galatasaray. Bu karşılaşma Galatasaray açısından çok ama çok daha önemli. Pot altında Lloris blok geliyor. Faruk'tan nefis bir blok. Güzel hareketler izliyoruz. Faruk 3'e 2 yakaladı Beşiktaş. Erli yükleri ve sıvaçlar geliyor. Nefis bir sıvaç. Hem doktorun nefis sıvaçına aynı güzellikte Erli ile cevap veriyor Beşiktaş. Karşılıklı güzel hareketleri seyrediyoruz. Beşiktaş Galatasaray derbisinde tam da adına yakışır bir karşılaşma oluyor. 20-15 Beşiktaş üstünlüğü Galatasaray karşısında. Hem doktorun Orunen'e switch yaptı Beşiktaş'ta oyuncu, adam değiştirdi. Matej Mamić canlı savunması var Beşiktaş'ın. Faruk var karşısında, Matej Mamić yükleniyor. Handoff'un boş kaldı, atışa girmiyor. Rebound mücadelesi, Praşkevicius topa dokunuyor. Matej Mamić alıyor, hakemler devam dedi. En son top Matej Mamić'ten çıkıyor. Ve Beşiktaş ucumu olacak. Galatasaray bu ucumdan yararlanamıyor. Gerçekten de Beşiktaş iyi savunma yaptı. Bu arada Galatasaray'ın koçu Fehmi Sadıkoğlu bir faul beklentisi içerisindeydi. Çok iyi tutuyor Muratça. Orhan şu ana kadar pek bir şey yapmadı. Başta söylediğim gibi eğer skora katkıda bulunmazsa geçen hafta olduğu gibi Galatasaray'ın şansı azalacaktır. Matej Mamić Muratcan Güler'e faul yapıyor. İşte Matej Mamić birinci faul da aldı, ilk faulü. Pozisyonun tekrarı ekranlarınıza yansıyor. Şu anda Beşiktaş'ın 5, Galatasaray'ın 3 takım faulü var. Faruk Beşok oyunu kenardan başlatıyor. James Blackwell, Praşkevicius 3 sayı kaçış bölgesi atmadı. Hemen yakınında Muratcan Güler. Faruk içeriği zorluyor ama bir steps yapıyor. Topla yürüyor, topla yürüyor Faruk Beşok. Karşılaşmada 7 dakikalık bölümü geride bırakıyoruz. Beşiktaş'ın 20-15'lik üstünlüğü Galatasaray karşısında. Selim Demir güzel yüklendi ama Eli izin vermiyor. Eline vuruyor, koluna vuruyor. Faul William Bat Eli'den geliyor. Eli'nin bu ikinci faul oldu. Beşiktaş'ta faul problemleri ortaya çıkmaya başladı. Bat Eli çabuk faul yapıyor. Beşiktaş için büyük dezavantaj. Çünkü pot altındaki gücünü kaybediyor o oyundan çıkınca. Her maçta çabuk faul yapıyor. Mesela bu faul de bence gereksizdi. Selim Edlock'tan yükleniyor. Atışı isabetli değil. William Bat Eli reboundlarda birinci sırada, savunma reboundunu alıyor. Praşkan Güler, Faruk 3 sene kaçış bölgesinde müsait pozisyon, atışı girmiyor. Praşkevicius topa dokundu, bakıyorum en son Galatasaraylı oyuncular dokundu diyor İsmail Aydın ve topu Beşiktaş'a veriyor. İşte pozisyonun tekrarı. Faruk'un 3 sene kaçışı girmiyor. Rebound mücadelesi. Evet, en son topa Orun dokunuyor. Doğru karar. Praşkevicius, William Bat Eli birebir oynama düşüncesinde ama yardımda gidiyor. Praşkevicius'un 3 sayılık isabetli. 3 sayılık basket kimse beklemiyordu Praşkevicius'tan ve 3 sayılık basketiyle skoru 23-15 yapıyor Beşiktaş. Lloris tutuyor tabii Praşkevicius'u. Lloris yardıma gidiyor Bat Eli'ye. Bat Eli'yi tutan Harrington'a yardıma gittiği zaman tabii ki Praşkevicius oralardan atar. Bir dezavantaj oluyor savunma açısından. Handoff'un basket, Handoff'undan güzel bir basket. Üzerine giden yoktu, uzun boyun avantajında kullandı ve müsait bir pozisyonda 8. sayısını atıyor. Skoru 23-17'ye getiriyor Galatasaray. Beşiktaş onda güzel dönüyor Eli. Bırakıyor ve basket geliyor. Evet. Handoff'un ağır kaldı. Dönüyor ve basketi buluyor. Bat Eli 11. sayısı. Şu ana kadar başta en skor oyuncu Eli.
Galatasaray hücumu. Endokun topunu çaldı, bilekler ama gitti. Endokun tekrar alıyor. Bir an boş kaldı Selim. Kimsenin içinden hiçbir oyuncu yok. Çok ilginç bir pozisyon. Çok ilginç bir pozisyon. Bütün oyuncuları atmasını bekledi. O da gereğini yapıyor. 3 sayılık basketi Galatasaray'a kazandırıyor. Farkı da 5 sayıya indiriyor Galatasaray. İşte pozisyon, bakın. Hiç kimse yok üzerinde. Herkes atmasını bekliyor. Ve o da atıyor. Skor 25-20. Beşiktaş önde. Beşiktaş hücumu. William Bateli. Muratcan top istedi, tekrar içeriye geçti. Güzel bir pozisyon olabilirdi ama topla birlikte oyun alanını sınırlayan çizgilerin dışına taşıyor Muratcan Güler. Bu hücumdan yararlanamıyor siyah beyazlar. Yine ıslanan zemin. Şu anda silmekle meşgul. Evet. Galatasaray hücumu. Ön alanda Muratcan Orhun'a baskı yapma düşüncesinde geriye doğru çekildi. Hücum alanına taşıdı topu Galatasaray. Quadrilolis. Matej Mamić pota altında dolaştı. Endokun dışarı çıktı, aldı. Eli var karşısında. Matej Mamić üst sayılık atış bölgesinde Faruk karşıladı. Yüksek posta Endokun. İçeri indirilen bir pas. Quadrilolis güzel dönüyor ve bırakıyor. Basket geliyor Quadrilolis'ten. Quadrilolis'in bu basketi farkı 3 sayıya indiriyor. Beşiktaş 25, Galatasaray 22. İlk yarıda son 10 dakika 43 saniye. Beşiktaş hücumu. Praşkevicius üst sayılık atış bölgesinde hemen karşıladı Quadrilolis. Eli'ye top gitmemesi için önden savunuyor. Endokun güzel bir pas alıyor Faruk ve basket geliyor. Top çembere yükselmişti ve top çembere inişe geçtiği anda Endokun topu engelliyor. Karar basket, Faruk'un 5. sayısı bu ve 27-22 skor. Beşiktaş önde, fark 5 sayı. Orta alanda bir pres var, tekrar geriye dönüyor Beşiktaş ve Galatasaray hücumunu karşılıyor. Quadrilolis sağda, Selim Demir hemen karşısında, Brekler var. Dışarı çıktı Orhun. Üstelik atış bölgesi atmadı. Şimdi Lolis. Lolis'in üstelik atış denemesi isabet değil. Top çembere değmiyor. Fileye adeta yalıyor. Ve şimdi Beşiktaş hücumu oluyor. Murat Cangül arkadaşların hücum alanına geçmesini bekledi. Güzel bir hareket. Dışarıya dönüyor. Braşkevicius. Faruk Beşok zorlukla topa sahip oldu. Blackwell hemen karşısında, Selim Demir. Pot altını dolaştı şimdi. Murat Can. Blackwell. Faruk top istedi, aldı. Eli perdelemeye gitti. Faruk'a bir pozisyon hazırlığı vardı. Üst sayılık atış Braşkevicius'tan asla isabet yok. Ribaund mücadele sırasında bir faul. Faul geliyor. Bir itme işaret ediyor. Karşılaşmanın yardımcı hakemi İsmail Aydın. Mola. Mola geliyor. Molayı Galatasaray alıyor. 27-22 skor. Faul yapan oyuncu Handokton. Handokton'un ikinci faulü bu. Evet sayın seyirciler, zevkli bir karşılaşma. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta iyi savunma yapmaya çalışıyorlar. Bu arada Praşkevicius'u çok boş bırakıyor Galatasaray. Tabii birdenbire top ona geliyor. Lolis de içeriye yardıma gidiyor. Çünkü Handlington Bateli'ye göre zayıf kalıyor, güçsüz kalıyor pot altında. Galatasaray için önemli bir sorun. Zaten savunmada bakın şu anda 27 sayı yediler. Böyle giderse 50'ye yakın bir skor olacak ilk devrede ki o zaman da Galatasaray'ın kazanma şansı kalmayacak. Çok iyi top kullanıyor Beşiktaş. Pas break pozisyonu olmadı mı mutlaka içeriden oynamaya çalışarak Galatasaray savunmasını içeriye yardıma kanalize ediyorlar. Bu arada da top birdenbire dışarıya çıkınca dışarıdan isabetli atışlar yapıyorlar. Çok bilinçli ve iyi oynadılar. Zannediyorum Sadıkoğlu şimdi bir takım önlemler alacaktır. Savunmanın durumunu o da görüyor. İlerleyen dakikalarda neler yaptığını göreceğiz. Yani Sandlington Bateli'yi durduracak güçte görünmüyor. Evet, Handokton'da da yine problem var. O da ikinci faulünü aldı. Ve böylece pot altı iki takımda da şu anda faul problemiyle karşı karşıya. Evet, 27-22, 5 sayılık üstünlük Beşiktaş hanesinde. Beşiktaş hücum kullanıyor pot altından. Blackwell. Faruk geldi, top istedi ama yakın savundu Matej Mamić, ona veremedi Blackwell. Muratcan Güler ikili bir sıkıştırma. Praşkevicius, güzel hareketler Praşkevicius'tan. Yükleniyor, turnike basket geliyor. Praşkevicius gerçekten şu ana kadar oyuna girdiği andan itibaren çok etkili oluyor. 7. sayısını attı Praşkevicius, Litvanyalı milli oyuncusu Beşiktaş'ın. Ve fark 7 sayıya yükseliyor. Beşiktaş 29, Galatasaray 22. İlk yarıda son 9 dakika 20 saniye. Matej Mamić, Handokun karşısında Eli var. Handokun atışı isabetli basket. Handokun'un basketi geliyor. Ve 5 sayılık bir farka iniyor Beşiktaş şu anda Galatasaray karşısında. Blackwell içeri zorladı. Praşkevicius 3 sayılık asistemesi. Bu da isabetli. Bu da isabetli. Çok ilginç. Praşkevicius bugün gerçekten çok etkili oyuna girdiği andan itibaren çok iyi oynuyor. Ve Galatasaray Praşkevicius'u durduramıyor.
Zaten Praske 3'üsü savunan oyuncu da kısa kalıyor, üzerinden atıyor. Lloris tabii ki yani top aldırmamak lazım. Yakın oynamak lazım ama Lloris gerekli gereksiz içerilere yardıma gittiği için Praske 3'üs müsait pozisyonlar buldu ve sayı buldu. Evet, Lloris araya giriyor. Beşiktaş topu kapacak. Murat Can Güler kapıyor topu. İki takımda da karşılıklı pas hataları. Bu arada Beşiktaş'ın koçu Ahmet Kandemir Murat Can'a oyunu ağırlaştır şeklinde işaretini veriyor. Murat Can Güler, James Blackwell. Blackwell içeriye hareketlendirdi oyunu dışarıya. Faruk Peşok iki kişi arasında zor pozisyon ve isabetli. Zor pozisyonda çok ilginç bir basket seyrediyoruz Faruk'tan. 7. sayısı bu Faruk Peşok. Beşiktaş'ta Rüçhan oyuna girecek 11 numaralı formasıyla. 34-24 maçın başından bu yana Beşiktaş Galatasaray karşısında en farklı skoru yakalıyor. Selim Demir karşısında Murat Can Güler var. Selim içeri yüklendi dışarıya şimdi. Kerem biraz önce oyuna girdi, molardan sonra Galatasaray'da Kerem. Selim pas istiyor. 3 sayılık asist verilmesi çok uzun mesafeli bir asist, isabet yok. En çıktı rebound alamadı ama 2 Galatasaraylı oyuncu topu paylaşamıyor. Top Galatasaraylı oyuncuların elinden dışarıda. Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Rüçhan Tamsız oyunda. Faruk Peşok oyun kenarına alınıyor. Evet, 10 sayılık üstünlük Beşiktaş'ta. Faruk arkadaşlarının tebriğini kabul ediyor. Gerçekten o da çok etkiliydi. Bu ilk 13 dakikalık bölüm içerisinde. James Blackwell ile Beşiktaş uçubu. Karşısında Selim Demir var. Şimdi perdelemeden kurtulmak istedi Beşiktaşlı oyunculardan. Rüçhan geldi, aldı. Üstelik atış bölgesinde Eli top istiyor. Rüçhan dışarıya. Blackwell üstelik atış bölgesinde atmadı. Eli 30 saniye dolmasına 8 saniye var. Birebir oynuyor. Dönüyor. Blok geliyor. Nefis bir blok. Ardından bir kez daha yükleniyor. Bu sefer Enet Loktun'a faul işareti mi? Lolis'e mi? Bakacağız şimdi. İki oyuncu da topa müdahale etmişti. Lolis'e faul işareti ediliyor. Ve gerçekten güzel hareketler seyrettik. Hem Beşiktaşlı hem de Galatasaraylı oyuncuların çok güzel hareketleri vardı. Lloris'in bloğu mükemmeldi. Ama Eli de biliyorsunuz reboundlarda çok etkili bir isim. 246 reboundla birinci sırada ligde, gerçekten rebound kralı şu ana kadar James Blackwell. Düzeltiyorum, William Butt Eli. Eli evet, ilk atışı isabetli değil. Atış pozisyonda Lloris'in faulü vardı. Lloris'in şu ana kadar bir faulü var. Takım faulleri Galatasaray'ın 5, Beşiktaş'ın 6. 50 11 sayılı oynuyor. 50 ikinci atışı, bu da isabetli ve Beşiktaş 35, Galatasaray 24. Fark 11 sayı sevgili basketbol severler. Uzun bir pas Matej Mamić'e. Kerem Tunçer'e. Matej Mamić de oynadı tekrar. Kerem güzel hareketler. Pot altında Lloris. Evet, faul geliyor. Ant Austin yükleniyor. Fakat faulle pot altında durduruluyor. Faul yapan oyuncu Muratcan Güler. Muratcan Güler böylece Beşiktaş'ın bir devrede 7 faul limiti doluyor. Muratcan'ın ilk faulü bu. Beşiktaş 1-2-1-1 4-3 alandan zon pres, yani baskılı alan savunması uygulamaya başladı. Geride sanıyorum zon defans oynayacaklar. Yani alan savunması uygulayacaklar. Böylece Ahmet Kandemir faulleri engelleyecek. Öyle düşünüyor herhalde. Galatasaray'ın savunmayı düzeltmesi lazım. Savunmayı daha iyi yapmaları lazım. Çünkü problemler savunmadan doğuyor. Burak'a soktu şimdi Praske 3'üsü. Burak daha iyi tutabilir kanaatindeyim. Evet, şimdi de Praskevicius'la Burak arasındaki mücadeleyi seyredeceğiz. James Blackwell, skor 35-24 Beşiktaş'ta yine. Rüçhan Tamsöz, çok tecrübeli bir oyuncu Rüçhan'da. Güzel bir pas pot altında Praskevicius'a, zor pozisyonu dönüyor. Ters dönüşe basket geliyor. Evet, Praskevicius'u durduramıyor. Galatasaray 12. sayısı bu Praskevicius'un. Litvanyalı milli oyuncu bu arada top. Haddinden fazla ıslandığı için Kerem hakeme işaret etti. Topun silinmesini istedi ve maçı baş hakem Memdo'ya gitti. Oyunu hemen durduruyor. Orhun biraz sonra oyuna girecek. Galatasaray'da ön alanda baskı kurdu. Beşiktaş topu kapıyor. Evet, kapıyor. Topa Blackwell müdahale etti. Murat Can Güler dışarı yap ama pas arası yaptı. Matej Mamić. Top Matej Mamić'ten çıkıyor. James Blackwell bir an boş kaldı. Selim gitti üzerine hemen. Perdeleme Praskevicius'tan. Switch yaptı Beşiktaş. Yüklenmek istiyor. Evet. Eli hücum faul kararı. Üçüncü faulü bu. William Bart Eli'nin faul sayısı 3.
Orhun Ele oyuna giriyor Galatasaray'da. Evet, Ali Beşiktaş'ın en etkili ismi, pot altlarının çok etkili ismi. İşte bu pozisyonda hücum faal yapınca faal sayısı 3'e yükseliyor. Bakıyorum Ahmet Kandemir değiştirecek mi diye. Evet, değiştirmesi gerekiyor. Çünkü Onur oyuna giriyor. Evet, şu anda Onur'u görüyorum. Değişiklik sandalyesine geldi. Onur'un da faal sayısı 3. William Batel'in de faal sayısı 3. Matej Mamić, Orhun Ene. Son 5 dakika 52 saniye ilk yarıda. 37-24 Beşiktaş üstünlüğü Galatasaray karşısında. Burak, Matej Mamić, paus pası, Erko Oktan, üçlü bir sıkıştırma, topu çalıyor Blackwell. Topunu çalıyor Blackwell, hızlı hücum şansı Beşiktaş için. Blackwell, Praskevicius, Oks isabetli diye dönen top. Evet, topa müdahale Erko Oktan'dan, şimdi müsait bir pozisyon. Smash basket geliyor Kerem Tunçeli'den. Bu fast break şansını Beşiktaş değil de Galatasaray iyi değerlendiriyor. İlk basketi bu Kerem Tunçeli'nin ve böylece skor 37-26 oluyor. Farkı 11 sayıya indiriyor sarı kırmızılılar siyah beyazlar karşısında. Muratcan Güler'le Beşiktaş hücumu. Son 5 dakika 14 saniye ilk yarıda. James Blackwell. Perdelemede Praskevicius var. İyi kullandı onu Blackwell. Pot altında Eli ve basket geliyor. Asist Blackwell. Basket William Bat Eli'den. Evet. Blackwell en fazla asist yapan oyuncular sıralamasında 87 asistle 7. sırada bulunuyor. Biraz önce de nefis bir asistini izledik. Kerem Tunçeli'nde çok güzel bir smash basketi vardı. Karşılıklı güzel hareketler. Galatasaray Beşiktaş derbi mücadelesinde. Galatasaray hücumu Matej Mamić. Karşısında Rüçhan Tamsöz. Matej Mamić. Şimdi Kerem. Güzel bir hareket Kerem'den. Matej Mamić. İçeriye yükleniyor. Güzel bir pas. Güzel. İyi çevirdiler topu. Orhun ve basket geliyor. Gerçekten çok güzel bir top çevirme Galatasaray'da. Ve bunun sonrasında Orhun'la 3 sayılık basketi buluyor Galatasaray. Galatasaray hücumda daha iyi oynaması lazım. Savunmada başarılı olamıyorlar çünkü Beşiktaş gerçekten çok iyi top kullanıyor. Pot altını çok iyi kullanıyor. Çok iyi paslar veriyorlar orada Badeli'ye. Preskovic'in de orada etkili oluyor. Dışarıdan şutlar atıyor. Beşiktaş alan savunmasına dönecek gibi olduysa da dönmedi. Çünkü iyi giden bir savunmayı bozmak istemedi Ahmet Kandemir. Fehmi Sadıkoğlu'nun bir şeyler yapması gerekiyor. Belki alan savunması daha başarılı olacak Beşiktaş'ın bu hücumlarına. Headlock'ta William Bat Eli gibi şu anda ekranlarınızda faul sayısı 3'e yükseldi biraz önceki pozisyonda. Basket faul vardı. Lloris topu içeri çevirmek istiyor ama ayar çizgide Beşiktaş hücumu olacak. Mola geliyor. Beşiktaş molası bu. Evet, Lloris topu içeri çevirmek istedi. Ayar çizgideydi. Moladan sonra oyuna pot altından Beşiktaş başlayacak. İşte pozisyon. Pozisyonu izliyoruz. Evet, ayar çizgide. Pozisyona çok yakın Memdu Öget. Evet sevgili basketbol severler, iki takımın da pot altı etkili isimleri Benjamin Hedorton ve Beşiktaş'ta Rüşan, düzeltiyorum Onur Aydın ve Elin'in üçer farları var. Şimdi tahmin ediyorum ki Fehmi Sadıkoğlu alan savunması yapacak. Pot altını iyi şey yapması lazım, kontrol etmesi lazım. Bateleyi çıkınca belki yapmayabilir ama öyle oynamaları lazım. Çünkü zaten hem pot altı kullanılıyor hem dışarıdan şut atılıyor. Niye şut atılıyor dışarıdan? Çünkü dış oyuncular içeriye yardım etmek zorunda. Şimdi Bateley çıktığı için belki Beşiktaş savunması o kadar şey olmayabilir. Galatasaray savunması etkisiz kalmayabilir. Savunmaya devam ederler. Ama alan savunması denemesi lazım bence Fehmi Sadıkoğlu. Beşiktaş Galatasaray derbi mücadelesinde ilk yarı için son 4 dakika 18 saniye. Beşiktaş 41, Galatasaray 29. Beşiktaş hücumu kullanıyor. James Blackwell geriye doğru çekildi. Yüksek posta Virginius Praskevicius var. Blackwell, Praskevicius yine Blackwell top istedi aldı. Onur önden savunuyor Muratcan Güler'i. Onur Aydın. Onur Aydın hareketlendirdi oyunu. Zor pozisyon atışı isabetli. İyi savunma Lloris'ten. Orhun da hızla hücum alanına çıkıyor. Galatasaray Kerem Tunçeri şu anda hücum alanına geçiyor. Lloris de hücum alanına geçti. Üst sayılık atışı isabetli basket Kerem Tunçeri'nin. Kerem'in üst sayılık basketi skor 41-32 oluyor. Son 3 dakika 44 saniye ilk yarıda. Beşiktaş önde. Beşiktaş James Blackwell'de hücumda. William Batelli'yi hem yoruldu hem de 3. faulünü aldı. Topa müdahale. Topa müdahale Kerem'den. Beşiktaş pot altından oyuna başlayacak. Beşiktaşlı taraftarlar şu ana kadar takımların oyunundan memnun. Evet, evet. Sportmenlik dışı faul Burak'tan.
Sportmenlik dışı faul yapıyor. Burak Sezgin topsuz alanda sevgili basketbol severler. Burak Sezgin ekranlarınızda ilk faulünü aldı. Bu ilk faulü sportmenlik dışı faul oldu. İki serbest atış Beşiktaş'ın. İşte pozisyonu seyrediyoruz. Dirseğini kullanıyor Burak. Evet, yönetmen arkadaşlarımız bu pozisyonu çok iyi yakalıyor. Ve iki serbest atış gelecek James Blackwell'den. Yine top Beşiktaş'ta. İki serbest atıştan sonra topu orta alanda yine oyuna Beşiktaş dahil edecek. Blackwell ilk atışı isabetli. James Blackwell 31 yaşında, 1.83 boyunda. NBA liginde Boston Celtics ve Charlotte Hornets'ta forma giydi. Ligde şu ana kadar en fazla asist yapan oyuncular sıralamasında 7. sırada. İkinci atışı o da isabetli. Ve oyuna kenardan başlayacak Beşiktaş. Sportmenlik dışı faulden doğan bir uygulama. Ve şimdi ön alanda Mamiç'in baskısı vardı. Blackwell'e topu geçiriyor Faruk Beşok. James Blackwell karşısında Kerem, güzel bir savunma örneği. Onur Aydın yüksek posta. Muratcan dışarı çıktı, aldı. Orhun adım adım takip ediyor Muratcan'ı. Muratcan zor pozisyonda. Onur'a indirdiği top basket geçerli, atış geçerli değil. Faul var. Faul yapan oyuncu Orhun Ene. İkinci faulü bu. Beşiktaş'ta Ümit Taş oyuna giriyor. Galatasaray'da da Handok'tur oyunda. Burak Sezgin oyun kenarında. Onur Aydın da Beşiktaş'ta oyun kenarına alınıyor. İşte Burak Sezgin az önce bir sportmenlik dışı faul yapmıştı. Evet, bir devrede her iki takımında 7'şer faul limitleri dolmuş bulunuyor. Muratcan iki serbest atış kullanıyor. Muratcan ilk atışı isabetli. Bu sezon gerçekten çok büyük bir performans gösterdi Muratcan Güler. Ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı bu maçta. Orhun tarafından çok iyi savunuluyor, hemen onu da belirtelim. İkinci sayısını kazandırdı az önce. Evet, hücumda pek katkı getirmedi Muratcan. Ama iyi savunma yaptı. Orhun'u tutmak öyle kolay bir iş değil. Çok iyi savunma yaptı. Hücumda da diğer oyuncular iyi oynadılar. Yani Beşiktaş'ın hücumları çok etkili ve iyi top kullanarak yapılan hücumlar. Galatasaray savunması bu hücumları durduramadı. Orhun'un üstelik atışı isabetli. James Blackwell savunma ribantını alıyor. Pas arası yapıyor Orhun. Topu Loris'e kazandırıyor. Tekrar Orhun. Şu anda bir fast break şansı olabilir ama geriye iyi koştu Beşiktaşlı oyuncular. Kerem'in üstelik atışı mı var? Evet, üstelik bir basket. Memdo Get ayağı dışarıda el işaretini veriyor. Üstelik basket geliyor böylece. Galatasaray adına Kerem'den. Bu arada bakıyoruz 30 saniye doldu mu dolmadı mı diye. Evet, maçın başhekimi Memdo Öget masaya gitti. Hayır, basket geçerli dedi. 3 sayılık basket verildi. Skor 45-35. 10 sayılık üstünlükle Beşiktaş önde. İlk yarıda son 2 dakika 39 saniye. Yine zemin siliniyor. Çok sıcak bir hava var içeride. Nemli bir ortam. James Blackwell top getiriyor Beşiktaş'ta. Blackwell şu anda hücum alanına geçiyor. Ümit Taş perdelemede. Perdelemeyi iyi kullandı Blackwell ama yine döndü hemen Kerem. Önüne geçti Faruk Beşok. Muratcan Güler yüksek posta Praşkevicius. Perdelemeye gitti Praşkevicius. Top istiyor şimdi Muratcan'dan. Muratcan yükleniyor Ümit'e. Ümit zorluyor pota altını. Steps. Topla yürüyor Ümit Taş. Bu hücumdan siyah beyazlar yararlanamıyor. Galatasaray hücumu ilk yarı son 2 dakika 13 saniye. 10 sayılık üstünlük Beşiktaş hanesinde. 45-35 skor. Orhun Ene. Quadrilolis'e yakın savunma Praşkevicius'tan. Pot altında. Hedokton dönüyor. Atışı isabetli diye. Praşkevicius için kolay bir top. Hücum reboundunda hiçbir oyuncu yoktu Galatasaray'dan. James Blackwell. Karşısında Kerem var. Yine güzel bir savunma. Bakın stansa nasıl güzel oturuyor. Genç basketbolculara buradan gönderme de yapalım. İşte stans bu. İyi savunmada çok önemli. Karşısındaki rakibin karşısında iyi oturmak işte bunda da fayda sağlıyor Galatasaray. Matej Mamić bir fast break şansını iyi değerlendiriyor. Basket geçerli, bir de faul. Muratcan Güler faul yapan oyuncu. Beşiktaş'ta basket geçerli. Muratcan'a önce faul işareti edilmişti. Daha sonra faul şu anda ekranlarınıza gelen Faruk'tan gösteriliyor. Evet, Faruk'a işaret ediliyor. Faruk bu pozisyonda önce harekette bulundu şeklinde ve Faruk Beşok faul alıyor.
basket geçerli. Bir de tek atış gelecek moladan sonra, Beşiktaş molasından sonra. Şimdi Galatasaray Kerem'in hem savunmada iyi oyunu hem de hücumda uzaktan attığı isabetli şutlarla ara biraz kapanır gibi oldu ve iyi oynamaya başladı Galatasaray. Savunmayı da değiştirmedi. Adam adama da devam ediyorlar. Çünkü fark oluştuğu için Fehmi bu riske girmek istemedi. Alan savunmasında ola ki Beşiktaş iyi şütörleri de var, dışarıdan etkili olabilirler diye. Zaten Batı Eli çıkınca şimdi giriyor oyuna. Sorun kalmadı pot altında diye adım adıma savunmaya devam etti Galatasaray. Evet, şimdi tabii iki tarafta da hem Eli'de hem de Hendoklu'nda problem var. İkisinin de üçer faulleri var. Ekranlarınızdaki Eli şu ana kadar en skor oyuncusu oyun alanı 16 sayısıyla. Tek atış geliyor Matej Mamić ile Galatasaray adına. Evet, tek atışında sayıyı çeviriyor Matej Mamić ve takımına bir anda 3 sayı birden kazandırmış oluyor. Farkı da Galatasaray Beşiktaş karşısında 7 sayıya indiriyor. Beşiktaş 45, Galatasaray 38 ilk yarıda son 1,5 dakika. James Blackwell karşısında Kerem, güzel bir pas, pause pasını aldı. Eli birebir oynayacak yardımda gitti oradan. Ters tarafa dönüyor ve basket geliyor. Çok güzel dönüyor. William Bat Eli ters tarafa dönüyor ve takımına bir basket daha kazandırıyor. Oyunun en skor elemanı 18. sayısını atıyor William Bat Eli. Lolis bu sezon gerçekten Birleşik Amerikalı oyuncular arasında en iyi oyuncu olarak gösteriliyor. William Bat Eli hem reboundda hem en değerli oyuncu sıralamasında birinci sırada, zirvede yer alıyor. Gerçekten Beşiktaş'ın buralara kadar gelmesinde, playoff'un doğrudan ikinci turuna yükselmesinde çok ama çok büyük bir katkısı var Eli'nin. Evet, Eli bu sefer de güzel bir hareketle geçiyor Hancock'un ilk yarının hemen başlarında güzel bir hareketi var Eli'nin. Aynı güzellikle Hancock'un da ona bu dakikada karşılık veriyor onun basketine ve skor 47-40 oluyor. Fark 7 sayı, Beşiktaş önde. Faruk Beşok. Faruk içeriye doğru hareketlendirdi oyunu. Blackwell maçın başında 2 tane 3 sayılık basketi vardı. William Batelli birebir oynayacaktı. Top ayağına çarpıyor. Top kaybı. Kerem Tunç'un arkadaşlarının şu alanına geçmesini bekledi Orhun. Orhun elinin yanından dolaştı. Şimdi iki kişi arasında ve basket geliyor. Güzel bir basket Orhun'dan. Zorlama bir basket. Ve böylece fark 5 sayıya iniyor. İlk yarının bu sonlarında, son saniyelerinde, son 13 saniyede top kullanacak, hücum kullanacak Beşiktaş. Tek top oynama düşüncesi Beşiktaş'ta. 7 saniye, 6 saniye, 5 saniye var. 3 sayılık atış Praskevicius'tan. Atış girmiyor. Hancock'un topu kapıyor. Ama süre yetmiyor. Evet, top çembere çarptı. Ve ilk yarının skoru ortaya çıkıyor. Beşiktaş Galatasaray karşısında ilk yarıyı 5 sayı farkla 47-42 önde kapatıyor sevgili basketbol severler. Çok kısa ilk yarının bir değerlendirmesi. Bence Galatasaray oyunu bırakmadı. Mücadeleye devam etti ve farklı biçimde geriye düşmesine rağmen geçen hafta da 15 sayı geriden Efes Lisen gibi bir takımı yenmişlerdi. Beşiktaş'ın bu farklı durumda gitmesine iyi oyun, mücadele ve hücumda düzelmeleriyle ara kapandı. Yani bu kadar bitebilirdi bir devre. Böyle bitti. Evet. Sevgili basketbol severler, bu karşılaşmanın ikinci yarısında tekrar sizlerle Beşiktaş'la Galatasaray arasındaki derbi mücadelesinin ilk yarısını Beşiktaş Galatasaray karşısında 47-42 önde kapatmıştı. Karşılaşmanın ikinci yarısı biraz sonra başlayacak. Hemen sizlere bugün diğer maçları iletmek istiyorum. Bugün saat 15'te başlayan öteki karşılaşmalarda şu sıralarda İstanbul'da Fenerbahçe ile Darüşşafaka, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ülker Spor, Ankara'da Türk Telekom'da Troy Pilsner ve İzmir'de Pınar Karşıyaka ile Maydanoz Kolejler karşı karşıya geliyor. Bu 5 maç sonunda playoff'a doğrudan yükselecek 6. ve son takım belli olacak. Fenerbahçe Darüşşafaka maçını bugün saat 17.30'dan itibaren TRT 3'te banttan izleyebilirsiniz. Ligin ilk bölümü olan klasman karşılaşmaları yarın Konya'daki Kombasan Konya Spor Tofaş ve Bursa'daki Oyak Renault Efes Pilsen maçlarıyla tamamlanacak ve playoff'a yükselecek takımların kesin sıralaması da belli olacak. Evet, ikinci yarı başlamak üzere. Sayın Seden, ilk yarının bir değerlendirmesini çok kısa alalım. İstatistikler birbirlerine çok yakın. Çok yakın hakikaten. Yani yüzdeler çok yakın. Başa baş gibi. Reboundlar öyle, top kayıpları öyle, her şey yakın fakat daha verimli oldu Beşiktaş. Özellikle iyi top kullanıp pot altını çok iyi kullandı. Oradan verimlilik, yani sahip oldukları top başına yaptıkları sayı hakikaten iyi oldu yüzde itibariyle. Dolayısıyla
bir fark, 5 sayılık bir fark değil, daha fazla büyük bir fark olabilirdi. Orhun'un ve Kerem'in kıpırdanmasıyla işi, yani farkı kapattı Galatasaray. Evet, ikinci yarı hava atışıyla başlıyor. İlk yarı 5 sayılık farkla Beşiktaş'ın üstünlüğünde kapanmıştı. İkinci yarıda ilk hücum şansını siyah beyazlar kullanıyor. Murat Çangüler, William Batelli, ilk yarının en skorer ismi. William Batelli 18 sayıyla en skorer oyuncu oldu ilk yarıda. Virginius Praskevicius yükleniyor. Zor pozisyon atışı isabetli değil. Savunma rivantını alan oyuncu Lolis, Kerem Tunçeri, cross pası Orhun Ele. Top istiyor Lolis. İçeri yükleniyor. Zor pozisyonu ters dönük isabetli değil. Top en son Lolis dokundu diyor maçın başhekimi Memdu Oge. Top Beşiktaş'ta. İki tarafta ikinci yarıdaki ilk hücumlarından boş dönüyorlar ve Beşiktaş hücumu. James Blackwell. Karşısında Kerem Tunçeri. Faruk Beşok. Blackwell'e yakın savunma Kerem'den. Virginius Praskevicius. James Blackwell yüksek pas alan oyuncu William Batelli. Hemen yakın savunuyor onu. Lolis topu kapıyor. Bu yakın savunması topu Lolis'e kazandırıyor. Orhun ondan da. Headlock'tan girmeyen topu tamamlayan oyuncu Matej Mamić. Sadıkoğlu iyi bir değişiklik yaptı. Batelli'yi Lolis'le tutuyor ki daha akıllıcı. Çünkü Lolis itiş kakışa müsait. Daha güçlü Handlington'dan. Handlington'dan dışarıda oynayan Praskovic'i daha iyi tutabilir. Oyunda şu anda 3 sayılık fark gibi bir fark oluştu. 15'e yakın farktan. Bence Galatasaray kazanma yüzdesini arttırdı diyebilirim. Beşiktaş'ın favori oluşuna rağmen. Evet, William Batelli zor pozisyonda basketi kazandırıyor. Ekranlarınızdaki Lolis faul yapıyor. İkinci faulünü alıyor. Bir de tek atış gelecek. İlk yarının en skorer ismi William Batelli'den. Ligde 16 sayı ortalaması tutturan bir oyuncu. 20 sayısı var şu ana kadar. Serbest atışlarda 3'te 2 oynuyor bu maçta. %67 yüzdesi var. Tek atışı. O da isabetli. 3 sayı birden William Batelli'den. Skor 50-44, fark 6 sayı. Beşiktaş önde Galatasaray karşısında. Tekrarlıyorum, bu karşılaşma özellikle Galatasaray açısından çok ama çok önemli. Galatasaray Beşiktaş'ı mağlup ederse 6. olarak playoff'un doğrudan 2. turuna yükselme başarısını gösterecek. Atsı halde, yenilgisi halinde diğer maçların sonucunu bekleyecek Galatasaray. Galatasaray bu maçı kazanırsa doğrudan ikinci tura yükseliyor. Şu anda birinci tura yükselmesi kesin Galatasaray'ın. Beşiktaş gibi o da ilk turu maç yapmadan geçmek istiyor. Kerem. Kerem'in girmeyen topu Headlock'tan. Headlock'tan atışı da isabetli değil. Rebound mücadele sırasında faul geliyor. Faul yapan oyuncu Kerem Tunçeri diyor maçın hakemleri. Bakıyorum şu anda bir anlaşmazlık var. İsmail Aydın masaya gitti. Eli'ye işaret ediliyor. Evet, Eli'ye işaret edildi. Masa hakemi konuşma yapıldı. İsmail Aydın gitti. Ve faul şu anda Eli'ye gösteriliyor. Böylece William Batelli'nin ki Beşiktaş'ın en etkili isminin faul sayısı 4'e yükseliyor. Eli 4 faulle oyun kenarına alındı. Beşiktaş'ta Kerem dışarıya, Matej Mamić. Headlock'tan yüksek pas. Guardi Lolis topu aldığı anda 3 saniye kararı. Lolis 3 saniyede diyor. Maçın başhekimi Memdu Oget. Top Beşiktaş'ta. Evet, şimdi Eli oyun kenarında. Faul problemi vardı ilk yarıda. Bunu nasıl değerlendirebilir Galatasaray sayısı da? Başta da belirtmiştim ben. Batelli her maçta zora sokuyor Beşiktaş'ı. Faul problemine sokuyor. Çabuk faul yapıyor. Lüzumsuz fauller çalınıyor kendisine. Çünkü yapıyor o. Reboundlar da itiyor arkadan. Hakemler de bunu gözden kaçırmıyorlar. Şimdi Beşiktaş için doğrusu bir dezavantaj. Pot altı gücünü kaybetmiş i̇şte şu anda, oluyor. Evet, şu anda pot altı gücü de ortaya çıkıyor. Handlock'tan bunu iyi değerlendiriyor. Ve yüksek pası alıyor. İşte bakın bomboş pozisyonda. Evet, alıyor ve çok rahat bir basket kaydediyor. Lolis, Lolis'in asisti ve Handlock'tan'ın basketi geliyor. Skor 50-46. Beşiktaş hücumu Onur Aydın.
Karşısında Entoktun var Onur'un. Onur bir anda hareketlendi. Blackwell top istiyor. Praskevicius. Şimdi Blackwell. 50-46 skor. 4 sayı farkla Beşiktaş önde. Blackwell'in atışı isabetli değil. Entoktun uzun boyun avantajını bir kez daha kullanıyor. Savunma rivantına çekiyor, alıyor. Ve Galatasaray hücumu. Kerem hızla hücum alanında 3'e 2 yakalıyor. Galatasaray ve Kerem'in basketi geliyor. Turnike basket Kerem'den ve böylece ikinci yarıda üst üste bulduğu basketlerle Galatasaray Beşiktaş'ı yakalıyor ve farkı 2 sayıya indiriyor. İşte bu pozisyonda 10. sayısını atıyor. Turnike'den Kerem Tunçeri. Evet, William Bat Eli 4 faal oyun kenarında bunu iyi değerlendiriyor Galatasaray. Şu anda ikinci yarıda 3,5 dakikalık bölümü geride bıraktık. 50-48 Beşiktaş önde Galatasaray karşısında. Praskevicius, Doris var karşısında. Praskevicius, pas vereceği bir arkadaşını aradı. Onur Aydın yükleniyor. Turnikesi basket olması lazım. Hayır. Çünkü top çambere çarpmıştı. Tam içeri girmek üzereydi. Topa müdahale. Hakemler devam diyor. Bu arada bir faul beklentisi var. Onur Aydın'a faul beklentisi var Galatasaraylıların. Hayır diyor İsmail Aydın. İsmail Aydın Galatasaraylı. Entoktun faul yaptı diyor. Bir hücum faul veriyor. Böylece Entoktun'un da faul sayısı William Bat Eli gibi 4'e yükseliyor. Çok ilginç bir görüntü. Hem Galatasaray'da uzun 2-10'luk Entoktun'un hem de Beşiktaş'ta uzun 2-0-9'luk William Bat Eli'nin faul sayıları 4'er. Evet, oyunda tutuyor Benjamin Entoktun'u. Şu anda Galatasaray koçu Fehmi Sadıkoğlu bu hücumdan sonra değiştirecek. James Blackwell. Skor 50-48. Beşiktaş önde. İlginç bir mücadele, derbi mücadelesi, yakışıklı bir mücadele seyrediyoruz. Onur Aydın, Praskevicius topu alamaz, atışını kullanan atışında isabet yok. Savunma rivantı, Entoktun uzun boyun avantajını bir kez daha kullandı. Kerem şu anda özellikle pot altı üstünlüğü Galatasaray'da. Kerem güzel geçiyor rakibini. Dışarıya Matej Mamić, hücumcu kaçtı öne ve isabetli. Bu baskette Galatasaray Beşiktaş karşısında öne geçiyor. Evet, Onur Aydın yerde. Entoktun'la çarpıştı, yere düştü. Entoktun, evet bak, dişini tutuyor şu anda Onur Aydın. Hemen Entoktun yanında yardımcı oldu kendisine. İşte bu pozisyonda boş kalıyor Matej Mamić. Faruk üzerine gidiyor, bir gölge savunma yaptı. Bunu Matej Mamić de iyi değerlendirdi. Ümit Taş'ı oyuna alacak. Koç Ahmet Kandemir. Beşiktaş'ta bu oyuncu değişikliğine yine Galatasaray'da da bir oyuncu değişikliğiyle karşılık veriyor. Entoktun faul sayısı 4'e yükseldiği için oyun kenarında işte Entoktun. Onun da William Bat Eli gibi faul sayısı 4. Burak Sezgin oyunda Galatasaray'da. Böylece şu anda eşitlendi güç dengeleri. Ama Beşiktaş için dezavantaj Bat Eli çünkü çok etkili pot altında, çok güçlü bir oyuncu. Onun için Beşiktaş için kritik bir devre bu olacak. Evet, gerçekten çok kritik bir devre. İki takım açısından da Faruk 3 sayılık atışı girmiyor. Lonis savunma rivantını alıyor. 51-50 önde Galatasaray Beşiktaş karşısında. İkinci yarıda 5 dakikalık bölümü geride bıraktık. İlk yarıyı Beşiktaş Galatasaray karşısında 47-42 önde kapatmıştı. 5 sayı farklı önde kapatmıştı. Orun'un atışı isabetli. Orun'un atışı isabetli ve Galatasaray ikinci yarıya iyi başlıyor. William Batelli'nin oyun kenarına çekilmesinden iyi istifade ediyor. Orun'la, Loris'le, Matej Mamić'le skoru lehine çeviriyor. Şu anda skor Beşiktaş 50, Galatasaray 53, mola Beşiktaş'ın. Galatasaray doğrusu bu devre çok iyi oynadı. Batelli'nin de çıktıktan sonra Batelli Beşiktaş hücumları etkili olmazken Galatasaray hücumları iyi ve verimli olmaya başladı. Orhun, Kerem'in katkıları skora onları öne geçirdi. Seyircinin desteğine rağmen Beşiktaş'ın kazanması zorlaşıyor. Evet sevgili basketbol severler, tekrarlıyorum, Galatasaray bu karşılaşmayı kazandığı takdirde ligin ilk bölümünü, klasman maçlarını 6. sırada bitirecek hemen Beşiktaş'ın ardında ve böylece Galatasaray'da playoff'un ikinci turuna doğrudan yükselme şansını yakalayacak. Beşiktaş ise maçı kazanıp olası bir playoff eşleşmesinde rakibi karşısında bu seriye 1-0 önde başlama düşüncesinde. İlk maçı Beşiktaş Galatasaray karşısında 85-63 kazanmıştı. Ve Beşiktaş da oyunu bırakmak istemiyor. Maçı kazanıp playoff'ta 1-0 önde başlama şansını kullanmak istiyor. Galatasaray hem skoru 0-0'a getirmek hem de ligin ilk bölümünü 6. sırada bitirip playoff'un 2. turuna doğrudan yükselmek istiyor. İşte bu şartlar altındaki zorlu mücadelede Beşiktaş'ın basketi geliyor. Ve bu basketle Beşiktaş aradaki farkı bir sayıya indiriyor. Beşiktaş 52, Galatasaray 53. Muhteşem bir karşılaşma. Çok zevkli ve çekişmeli bir mücadele. Derbi mücadelesine yakışır bir mücadele bu işte. Kerem.
Matej Mamić. Orhun'un üst elikaç bölgesinde. Faruk hemen gitti karşısına. Orhun. Pot altında Lolis dönüyor. Ters turnike basket geliyor. Quadri Lolis'ten. Quadri Lolis pot altında. Head Lofton'un görevini üstlendi. Ve şu ana kadar da başarılı oynuyor. Özellikle ikinci yarıda çok etkili Lolis. Ve 55-52 yapıyor skoru Galatasaray Beşiktaş karşısında. 3 sayı farkla sarı kırmızılar önde. Beşiktaş hücumu. Ümit Taş. Blackwell faul beklentisinde hakemler devam diyor. Ümit Taş. O Faruk top istiyor. Braşkevicius atmadı. Şimdi Blackwell. Mouse pası Ümit Taş pot altını zorlayacak birebir. Dönüyor. Bırakıyor o basket geliyor. Ümit Taş'ın basketi fark bir sayıya iniyor yeniden. Beşiktaş 54, Galatasaray 55. Çok çekişmeli, çok zevkli bir karşılaşma. Matej Mamić'e ikili sıkışma Beşiktaş'tan. Ahmet Kandemir zor pres. 4-3 sahadan baskılı alan savunması yapıp geride de alan savunmasına devam ediyor. Ama Galatasaray'da iyi top kullanan oyuncular var. İşte Kenan bunlardan işte, biri. Evet. Tabii. Orhun gibi bu savunmalara karşı akıllı oynayacakları, iyi top kullanacakları muhakkaktır. Bu arada pot altında kullanabilirse Galatasaray oyunun sonucunu elde edebilir. Yani galip gelebilir. Kerem'in üstelik basketiyle farkı 4 sayıya yükseltti Galatasaray Beşiktaş karşısında. 58-54 skor. Beşiktaş hücumu. Muratcan Güler pot altında giriyor. Yükleniyor. Ümit hücum ribantını zor pozisyonuna girse basket faul olacak. Lolis'e faul işaretliyor. Ediyor Memdi Oyget. Faul 2 serbest atış kullanacak şimdi. Evet, böylece Lolis'in faul sayısı 3'e yükseliyor. İkinci yarıda Galatasaray'ın 3, Beşiktaş'ın 1 takım faulü var. Ümit Taş 2 serbest atış kullanacak sevgili basketbol severler. Galatasaray 4 sayı farklı önde. İşte pozisyon, faul pozisyonu ekranlarınıza giriyor. Ümit çok kritik serbest atışlar. İlk atışı isabetli değil. Ümit Taş 30 yaşında, 2-0-2 boyunda. Ümit ikinci atışı isabetli. İki atıştan birini sayıya çeviriyor. Farkı 3 sayıya indiriyor Beşiktaş. Beşiktaş 55, Galatasaray 58. Ön alanda baskı sürüyor Beşiktaş'ta. Burak Sezgin. Orhun'e gitti, hemen topu aldı. Muratcan Güler yakın savunuyor Orhun'u. Müthiş bir heyecan kasırgası İstanbul Dikiltaş Beşiktaş spor salonunda. Orhun'un atışı isabetli. Ümit Taş savunma ribantı oluyor. Ümit Taş da iyi işler yapmaya başladı Beşiktaş'ta. James Blackwell birebir oynayacak, yükleniyor. Zor pozisyonda atışa girmiyor. Savunma revantu Matej Mamić. Elini uzattı. Faruk topu alamadı Orhun'dan. Orhun'un cross pası. Kerem Tunçeri. Matej Mamić top istiyor yakınında hemen. Orhun. Evet. Evet. Top kendisinden çıkıyor. Evet, geri pas. Doğru karar. Top Kerem'in ayağında çıkıyor. Orada itiraz etmedi zaten. Beşiktaş baskılı alan savunmasından sonra adam adamaya döndü. Çünkü zor defense'de Galatasaray iyi top kullanıyor. Dışarıdan şütörleri de var. Orhun gibi, Kerem gibi. Matej Mamić de bazen iştirak ediyor bu dış atışlara. Belli bir yüzdeyle atmaya başlayınca zor olacak. Onun için Beşiktaş geride adam adama savunmayı yeğliyor. Evet, maçta çekişme heyecan sürüyor. Başa baş bir mücadele. Faruk üstelik basketi geliyor. Faruk üstelik basketi. İşte Şenol Demirağ, Beşiktaş'ın menajeri, o da ellerini kaldırdı. Bu basketle skor 58-58 beraber oluyor. Evet, bu arada topsuz alanda Ümit Taş'a sportmenlik dışı faul veriyor Memdi Oyget. Sportmenlik dışı faul Ümit Taş'a. Evet, maç devam ediyordu. Tezahürattan Memdi Oyget'in düdüğü duyulmadı. Ümit Taş topsuz alanda rakibine dirsek vurdu diyor maçın baş hakemi Memdi Oyget. Quadri Lolis 2 serbest atış ve top yine Galatasaray'da olacak. İlk atışı isabetli Quadri Lolis'in. Lolis 26 yaşında, 2-0-1 boyunda. Ligde şu ana kadar aldığı 212 reboundla 5. En değerli oyuncu sıralamasında 46.7 ortalamasıyla 8. sırada yer alıyor. 2 serbest atışında sayıya çevirdi ve böylece 60-58 yaptı skoru Galatasaray. Beşiktaş karşısında bir de sportmenlik dışı faulden doğan hücum hakkını kullanıyor. Evet, işaret etti Matej Mamić geriye doğru çekil diye. Quadri Lolis'e geri pas olabilirdi. Onu da iyi değerlendirdi. Lolis dışarı çıktı, aldı. Şimdi Orhun karşısında Muratcan Güler. 2 sayılık farkla Galatasaray önde. Beşiktaş karşısında maçta son 11 dakika 27 saniye. Quadri Lolis, Ümit Taş var karşısında. Burak Sezgin. Matej Mamić'e yakın savunma. Faruk'tan pota altında Burak Sezgin. Canlı savunması var Beşiktaş'ın.
Kerem Tunçer'e Brekler karşıladı. Kerem hareketlendirdi oyunu. Pot altını kapattı Ümit. Atladı topun üzerine. Paylaşılamayan top kararı. Paylaşılamayan top kararı. Hava atışı yapılacak sevgili basketbol severler. Çok zevkli, çok çekişmeli bir karşılaşma izliyoruz. Bu maçın kaderini büyük bir ölçüde iki takımın da uzunlarının son bölümlerde gireceği oyunda her şey belli olacak. İşte şimdi Hand Doctrine'ı görüyorum. Belki de biraz erkendi Hand Doctrine'ın girmesi ama bilemiyorum. Siz ne dersiniz? Evet, bence de erken. Burak etkili olamıyor. Yakın alıyor onu savunma. Adamını geçemiyor. 4 numara gibi yani. Yüksek post civarında oynuyor. İyi oynamadı. Koç Sadık oldu, çıkardı. Tekrar Hand Doctrine'ı aldı. Ümit iyi savunma yapıyor yalnız. Beşiktaş'ın savunmasını canlandırdı. Evet, Blackwell az önce turnikeden eşitliği sağlayan oyuncu. 60-60 oldu skor. Bir de tek atış kullanacak. Ancak çok sıcak hava biliyorsunuz içeride. Söylüyorum sık sık. Ellerini sildi avluya. Tekrar geldi şimdi. Tek atış kullanacak. Memdu Aget maçın baş hekimi. Blackwell tek atış kullanacak. Eğer bu tek atışını sayıya çevirirse Beşiktaş yeniden öne geçecek Galatasaray karşısında. İlk yarıyı 47-42 önde kapatmıştı siyah beyazlar. Evet, tek atışını sayıya ve Beşiktaş önde. Beşiktaş 61, Galatasaray 60. Müthiş bir mücadele. Galatasaray'da Benjamin Hekoft'un 4 varlığı oynuyor oyunda. William Bartley'li oyun kenarında. Quadrilolis'e faul. İsmail Aydın pozisyonda faul var diyor. Ve faulü şu anda Faruk Beşoğa gösteriyor. Faruk Beşoğ'un faul sayısı 2'ye yükseldi. Hayır dedi hakemler. Önce Faruk, ardından da şimdi değiştirdiler ve Ümit Taş'a gösterildi faul. Bir fast break şansı Beşiktaş adına. James Blackwell. Blackwell dışarıya döndü. Faruk çok kritik bir atış. Hüseyin açık girmiyor. Orhun savunma ribantını alıyor. Bir sayı farklı önde Beşiktaş Galatasaray karşısında. Maçta son 10.5 dakika. Çok zevkli bir karşılaşma izliyoruz. Orhun'un topunu kapmak istiyor Beşiktaşlı oyuncular. Ve pum pozisyonunda faul diyor İsmail Aydın. Beşiktaş'ın kenar yönetiminin itirazları var bu pozisyona. İşte pozisyonu tekrar izliyoruz. Topun üzerine atlıyor. Praşkevicius elini uzattı. Orhun topu kaybetti. Daha sonra alıyor. Muratcan Güler ikinci faulünü alıyor bu pozisyonda. Galatasaray hücumda pas arası yaptı Faruk. Topu kapıyor. Beşiktaş hücumu. Blackwell 3'e 2 yakaladı Beşiktaş. Blackwell'in atışı isabetli basket. Blackwell'in basketi geliyor. Blackwell skoru 63-60 taşıyor. 2 sayılık basketi ayağı çizgideydi. 63-60 Beşiktaş önünde Galatasaray karşısında. Beşiktaş da taraftarlar ayakta. Kerem'e yakın savunma Blackwell'den. Canlı savunması var Blackwell'in. Kerem pas verebileceği arkadaşı. Hand doktor. İçeride Lolis'e top gitmesine izin vermiyor Ümit Taş. Aldı. Topu kaptırıyor. Çok iyi savunma yaptı Ümit. James Blackwell geçti. Kerem'in yanından dışarıya. Faruk ayağını çekti. Atmadı. İçeriye mi? Hayır. Dışarıya. Blackwell. Üst sayı kaç bölgesinde. Bu da isabetli. 5 sayı birden. Ölçü 2 sayılık ardından. 3 sayılık basket. James Blackwell'den 16. sayısı bu. Gidiyor işte arkadaşları. James Blackwell'i kutluyor. Ve Mola Galatasaray'ı. Şimdi Beşiktaş gerçekten iyi top kullanarak, çabuk hücuma giderek dış şutlarla etkili oldu ve öne geçti. İsabetli şutlar Blackwell'den geldi. Çabuk oyun, Galatasaray savunmaya yerleşmeden bunlar şutlar. Etkili olunca, isabetli olunca tabii ki Beşiktaş avantaj kazandı. Evet, bir heyecan kasırgası İstanbul Dikilitaş Beşiktaş spor salonunda. Beşiktaş 66, Galatasaray 60 ama maçın bu bölümlerinde oyunun şeklini değiştiren oyuncu Beşiktaş'ın iki Birleşik Amerikalı oyuncusundan biri olan James Blackwell. Önce ayağı çizgide iki sayılık bir basket, ardından tekrar top. İşte bu oyuncu Blackwell'e geliyor. O da üç sayılık basketi ve işte gidiyor Şenol Demirağ ve diğer oyuncularla bu mutluluğu paylaşıyor Blackwell. Takımını 6 sayı farklı öne taşıyor James Blackwell. 66-60 skor. Beşiktaş önde, Galatasaray hücumu. Hand Doctrine 4 farklı oynuyor. Praskevi şutu arkadaşlar. Beşiktaş'ın canlı savunması var. Quadrilolis, Selim Demir. Bu aradan sonra Selim girdi oyuna Galatasaray'da. Orhun Ene. Orhun'a faul Blackwell'den. Blackwell'in bu ilk faul olacak. Fehmi Sadıkoğlu ekranlarınızda, çok tecrübeli bir koç.
Evet, ilk faulü bu James Blackwell'in. Şu anda kadar her iki takımın da ikinci devrede dörder takım faulleri var. Orhun atış pozisyonundaydı. İki serbest atış kararı. Son 9.5 dakika karşılaşmada Orhun ilk atışını sayıya çeviriyor. Beşiktaş seyircisinin takımlarına büyük bir desteği var bu dakikalarda. Orhun 8 sayıyla oynuyor. 9. sayısını attı ve farkı 4 sayıya indiriyor sarı kırmızılar. Beşiktaş 66, Galatasaray 62. Son 9.5 dakika. Müthiş bir mücadele. Muratcan Güler Orhun'u markasına kurtular. Yükleniyor. Atış isabetli basket. Güzel bir basket. Turnike basket. Muratcan Güler'den sol turnike. Ve bunu iyi değerlendiriyor Muratcan. 68-62 oldu skor. Fakir'in 6 sayıya yükseldi. Galatasaray hücumu. Quadri Lolis. Ümit'in üzerine gitti. Dışarıya. Head Dalton. Çok kritik bir atış. Bu atış girmiyor. Yerde Ümit. Hakemler devam diyor. Fatih Mamiç. Orhun Ene. Hüseyin Gazi bölgesinde. Karşısında Muratcan Güler. Matej Mamić top istedi. Tekrar Orhun'la oynuyor Matej Mamić. Orhun topsuz alanda karşılıklı faul. Topsuz alanda Ümit Taş'la Lolis'e karşılıklı faul veriyor. Maçın baş hakemi Memdu Öget. Karşılıklı fauller. Ümit Taş ve Quadri Lolis'e. Quadri Lolis'in faul sayısı 4'e yükseldi. Ümit Taş'ın ise faul sayısı şu anda bakıyorum 2. Karşılıklı fauller ve iki takımda birer faul alınca Beşiktaş'ın şu anda takım faul sayısı 6'ya yükseliyor. Galatasaray'ın 5 takım faulü var. Oyuna kenardan başlıyor Galatasaray. Matej Mamić'le. Matej Mamić, Quadri Lolis, Ümit var karşısında. Selim top istiyor hemen yanında. Canlı savunması Blackwell'in. Bu savunma nedeniyle Lolis topu Selim'e aktaramadı. Orhun Ene. Perdelemeye gitti Lolis. Ümit karşı switch yaptı. Beşiktaş'ta oyuncular. Blackwell topu kapabilirdi. Şimdi kapıyor. Kapıyor Blackwell. Belki de maçın yıldızı şu ana kadar. İkinci yarıdaki oyunuyla nefis bir hareket. Faul geliyor Selim'den. Muratcan Güler'e Selim Demir'in faulü var. Beşiktaş bu dakikalarda daha iyi oynuyor. Daha iyi organize oluyor. Özellikle Blackwell sahnede. İlk yarıda William Batelli sahnede. İkinci yarıda gerçekten James Blackwell adeta sazı aldı eline derler. Evet. Sert savunma yapıyor Beşiktaş çok. Böylelikle de öne geçti, durdurdu Galatasaray'ın hücumlarını sert savunma. Galatasaray top kullanmıyor, hareket etmiyor. Tabii sert savunma karşısında da şu son dakikalarda etkili olamadılar. Evet, Muratcan iki atışında sayıya çeviremedi. Uzun bir süre karşılaşma için son 8 dakika 36 saniye 68-62 Beşiktaş önde Galatasaray karşısında. Derbi mücadelesinde tansiyon son attığında tansiyon çok yüksek, heyecan çok yüksek, çok zevkli bir karşılaşma. Orhun iki sayılık atışı isabetli değil. Matej Mamić hücum rüantını alıyor. Yükleniyor basket, geliyor Matej Mamić ile Galatasaray adına. Matej Mamić'in bu basketi farkı 4 sayıya indiriyor. Beşiktaş 68, Galatasaray 64. Son 8 dakika 10 saniye karşılaşmada. James Blackwell yakın savunma Selim'den. James Blackwell. Top kapmak amacı onun hareketlendi. Başarılı olamadı. Yükleniyor. Topunu kesiyor. Matej Mamić ve Hancock'un birlikte yüklendiler. Topu dışarı çeliyorlar Muratcan'ın topunu. Beşiktaş pot altından hücum kullanıyor. Virginius Praskevicius. James Blackwell alıyor. Güzel hareketler. Ümit Taş yüklenmek isterken hayır diyor maçın yardımcı hakemi İsmail Aydın. Faul işaret ediyor. Faul Selim Demir'e işaret edildi. Galatasaray'da Selim Demir ikinci faulünü alıyor. Her iki takım da çok iyi savunma yapıyor. Güzel hareketler izliyoruz. İki ezeli rakipten Muratcan Güler fake gösterdi. Orhun bu fake'ine karşılık vermedi. 68-64 geriye doğru çekildi. Muratcan Güler oyun kuruyor. Sete dönüştürdü oyunu Muratcan. 18 saniye var hücum süresinin dolmasına. Muratcan Güler karşısında Orhun var. Dışarı çıktı James Blackwell. Üstelik kaç bölgesinde hemen Matej Mamić karşıladı. James Blackwell. Güzel bir pas pot altına Praskevicius. Pot altı isabetli basket. Praskevicius'a indirilen topu iyi değerlendiriyor Praskevicius. James Blackwell'in asisti ve skor 70-64. Fark 6 sayı Beşiktaş'ta yine. Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş 5. Galatasaray 6. sırada. Blackwell top kapmak amacıyla yükleniyor. Memdu Öget Blackwell'e faul diyor. James Blackwell'e faul diyor Memdu Öget ve böylece 2. faulünü alıyor James Blackwell. Şu ana kadar her iki takım da birer devrede 7'şer faul limitini doldurdu. İki takımın da 7'şer takım faulleri var ikinci yarıda.
Bundan sonra her iki takım da faullerde serbest atışlara başlayacak. Atış pozisyonu dışında. Fadri Lolis. Herdok'un pot altına yüklendi. Şimdi Lolis. Lolis'in atışı girmiyor. Savunma revanta Praskevic üstte kalıyor. James Blackwell. Oyunu ağırlaştırıyor James Blackwell. 70-64 skor. Son 6 dakika 52 saniye karşılaşmada. James Blackwell topunu çalacak mı Selim? Çalıyor ve Blackwell sportmenlik dışı faul yaptı diyor Memdu Öget. Bu karşılaşmada gerçekten çok sportmenlik dışı faul çalındı. Ne dersiniz Sayın Sedat? Evet. Sert savunma tabii biraz daha sertleşince işin çok enteresan tarafı bu oyunun. Başta savunmalar oldukça yumuşaktı. Çok iyi hücum yüzdeleri vardı. Çok iyi hücumlar vardı. Çünkü savunmalar gerçekten yumuşaktı. Şimdi ise çok sert savunma. Bu bence Ümit'in oyuna girmesiyle başladı Beşiktaş'ta. Çok iyi savunma yaptı. Herkesi canlandırdı. Arkasından Blackwell aynı şeyleri yapıyor. Tabii bu sert savunmaların yanı sıra da böyle sportmenlik dışı faul gibi görünüyor bazı şeyler. Ama yani faul, normal faul bence. Bu sportmenlik dışı değil gibi gördüm ben. Evet, biraz önceki pozisyonda da izledik. Ağır çekimde arkadaşlarımız ekrana getirdi. İşte bakın pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Blackwell topu atlıyor. Bir sportmenlik dışı faul yok bu pozisyonda. Açık açık görülüyor. Ama hakemler aynı görüşte değil. Blackwell de oturdu uzun süre yerde. Kararı protesto etti. 70-64 skor. Beşiktaş önde. İki serbest atış gelecek Galatasaray'dan. Yine top Galatasaray'da olacak. Memdu Öget ekranlarımızda. Hemen yanında Ahmet Kandemir az önceki pozisyona itirazlarını sürdürüyor. Bu arada anons yapılması bekleniyor. Maçın başhekimi Memdu Öget anons yapılmasını istedi. Çünkü tezahüratlar vardı. Hakem aleyhinde söylenen sözler vardı. Şimdi bir kez daha anons yapıldı. Maçın ilk dakikalarında da yine buna benzer bir pozisyondan dolayı bir anons vardı. Şimdi Selim iki serbest atış kullanıyor. İlk atışı isabetli. Sportmenlik dışı faulden doğan serbest atışlar bunlar. İkinci ve son atışını kullanacak Selim Demir. 24 yaşında 1.88 boyunda. Altyapıdan yetişen bir oyuncu. İkinci atışında isabet yok ama top yine sarı kırmızılılarda. Skor 70-65. 5 sayı farkla Beşiktaş önde. Ezeli rakibi Galatasaray karşısında. Maçta son 6 dakika 47 saniye. Kerem Tunçeri, Blackwell var karşısında. Selim Demir üstelik atış bölgesinde. Selim, bounce pası. Kadri Lolis, Ümit karşıladı. Yardımda gitti şu anda Lolis'ten. Güzel bir pas ve smash basket geliyor. Her doktundan Beşiktaş'ta da bu pozisyonlarda özellikle adam kaçırma oluyor. Galatasaray'da Hedlock'un iyi yer tutuyor pot altında. İşte bakın, Vajrolis de çok akıllı bir pas indiriyor Hedlock'una. 70-67 oldu skor. Galatasaray farkı 3 sayıya indiriyor. Ezel rakibi Beşiktaş karşısında. James Blackwell. Praskevicius canlı savunma Galatasaray'da. Arkadan müdahale ediyor. Memdu Öget, Orhun faul yapıyor. Orhun bu sefer itiraz ediyor Memdu Öget'e. İşte Orhun Nene elini kaldırdı. 3. faulünü aldı Orhun Nene. Sürekli oyuncuların hakeme itirazlarını görüyoruz bu karşılaşmada. Praskevicius iki serbest atış kullanacak. Her iki takımında daha önce de belirtmiştim. Bir devrede ilişkiler faul limitleri dolmuş bulunuyor. Praskevicius'un 14 sayısı var bu karşılaşmada. Ligde bu sezon 11 sayı ortalaması tutturan bir oyuncu maç başına. İlk atışı isabetli. Skor 71-67 oldu. Beşiktaş önde Galatasaray karşısında. Praskevicius ikinci ve son atışını kullanıyor. 2-0-6 boyunda 25 yaşında ikinci atışında isabet yok. Lolis savunma revantını alıyor. Son 6 dakika karşılaşmada. Selim Demir oyun kuruyor Galatasaray'da. Fadri Lolis. Hedlock'un. Selim Demir. Beşiktaş'ın 4 faullü oyuncusu. William Batelli oyun kenarında aynı oyunu almadı onu. Ahmet Kandemir rebound mücadelesi. İlginç bir mücadele. Ve top dışarıda. Beşiktaş'ta oyuncular topa dokundu diyor. Ve oyuna kenardan başlıyor sarı kırmızılar. Fadri Lolis geriye doğru çekildi. Kerem topusunu da aldı. Faul'un üzerine. Şimdi set üstü bir atış. Atışta isabet yok. Lolis hücum ribantını alıyor. Bir hücum şansı daha sarı kırmızılar adına. Orhun Nene. Muratcan Güler var karşısında. Evet, William Batelli'yi görüyorum oyun kenarında. Oyuna dahil olacak.
Quadrolis handlock'tan hakemler devam diyor. Devam dedi. Ve içeride Quadrolis indirdi topu. Handlock'tan iyi değerlendiremiyor. Beşiktaş'ta William Batelli oyunda. Ümit Taş oyun kenarına alınıyor. Ümit de gerçekten çok başarılıydı oyuna girdiği anlarda. Şimdi işte bakın Ümit Taş ekranlarınıza giriyor. Arkadaşları kutladı kendisini. 4 faulle William Batelli oyunda. Evet, Beşiktaş hata yapıyor. Hata yapıyor pota altında. İsmail Aydın pozisyona çok yakın. Ve bu pozisyonda topu iyi değerlendiremiyor sarı kırmızılar. Top Beşiktaş'ta. İki takımda da çok önemli pozisyon hataları. James Blackler karşısında Selim Demir. 71-67 Beşiktaş önde Galatasaray karşısında son 5 dakika karşılaşmada. Blackler nasıl isabet değil. Praskevicius alıyor ve smaç yapıyor. Praskevicius'un smaç basketi geliyor. Praskevicius'un basketi. Beşiktaşlı taraftarlar 17. sayısı bu Praskevicius'un. 73-67 skoru yapıyor Beşiktaş. İşte bakın pozisyon. Blackler'in atışa girmiyor. Hücum ribantını Praskevicius alıyor. Dönüyor ve smaçlıyor. Evet, aynı güzellikte nefis bir smaçta Quadri Lolis'ten geliyor sevgili basketbol severler. Basket geçerli. Bir de faul. Faul yapan oyuncu Praskevicius Beşiktaş'ta. Praskevicius'un ilk faulü oldu. İşte bu pozisyonu tekrar izliyoruz. Bu pozisyonda çok güzel bir basket smaç basket Lolis'ten. Bir de tek atış gelecek Lolis'ten. 73-69 skor. Heyecan kasırgası sürüyor. Beşiktaş Galatasaray derbisinde. Lolis tek atışın sayıya çeviremedi. Her doktora geliyor top. Yükleniyor, basket geliyor. Her doktorun basketi. Willi Batelli hemen şöyle bir hakeme baktı. Faul verecekler mi bana diye. Çünkü 5. faulü alabilirdi. Evet Sayın Sedan, çok ilginç bir karşılaşma. 73-71. Evet. Batelli oyuna girdi ama 4 dakika çok uzun bir zaman basketbolda. Faul yapmayıp pot altını kullanırsa Beşiktaş avantaj kazanır. Evet, Galatasaray'da bu son bölümleri iyi oynamaya başladı. Faruk yükleniyor, atışı girmiyor. Elli topa müdahale etti, aldı. Hücum ribaundu ve basket geliyor. Elli'nin basketi, bir de tek atış. Her şeyi değiştirebilecek kapasitede bir oyuncu. Evet. Pot altı gücü çok yüksek bir oyuncu. Kendi topuna müdahale ediyor. Çok iyi sıçrıyor, iyi ribaund alıyor. Atışları isabetli ve bir de tek atış. 75-71 yaptığı skoru Beşiktaş. William Batelli çok kritik serbest atışı. Bu da isabetli ve oyuna girer girmez 3 sayı birden William Batelli'den. Skor 76-71 oldu. Beşiktaş aradaki farkı yeniden 5 sayıya yükseltiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı da yine Beşiktaş 85-63 kazanmıştı. Şu anda da 76-71 önde. Ama bu maç Galatasaray açısından çok ama çok daha önemli. Quadri Lolis, Kerem Tunçer'i 3 sayı kaçış bölgesinde Faruk var karşısında. Switch yaptı Beşiktaş'ta oyuncular. Güzel bir pas pot altında Lolis'e. Lolis dışarıya. Boş kaldı Orhun. Üst sayılık atışı girmiyor. Praskevicius savunma ribantını alıyor. James Blackman. Faruk Beşok. Son 3,5 dakika. Topu çalan oyuncu Kerem Tunçeri. 2-2 yakaladı Galatasaray. Kerem dışarıya. Selim. Üst sayılık atışı bölgesinde atışı girmiyor. Blackman topa sahip mi? Hayır. Ondan da Orhun alıyor. Bırakıyor. Attığı top girmiyor. Çok ilginç pozisyonlar yaşıyoruz. Gerçekten çok ilginç. Çok müsait pozisyondaydı. Orhun atışı girmedi. Evet, müsait pozisyonda çok kaçırdılar doğrusu. Garanti basketleri kaçırdılar. Batelli'nin oyuna girmesi ama Praskevicius'un çok büyük yararı oldu bu maçta. Gerek reboundlarda gerekse hücumda etkili oldu Praskevicius. Pek görülmüyor ama Beşiktaş'ın bu hale gelmesinde önemli rolü var. Zaman zaman da Blackwell çok iyi oynuyor. Beşiktaş böylelikle tekrar bir avantaj kazandı. Evet, Galatasaray oyuna başladı. 76-71 Beşiktaş önünde Galatasaray karşısında. Orhun Nene pot altını dolaştı dışarıya. Selim topunu çeliyor Blackwell ama faul ile çeliyor. Bendoy Gate faul işaret ediyor James Blackwell'e. Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Rüçhan tam söz oyuna giriyor. Faruk Beşok oyun kenarına alındı. James Blackwell faul sayısı 3. Selim Demir 2 serbest atış kullanacak. İşte bu pozisyonda kolundan çekiyor James Blackwell. Selim ilk atışa isabetli değil. Çok kritik atışlar bunlar. Maçta çünkü son 3 dakika artık. Her sayının çok büyük önemi var. Özellikle Galatasaray açısından bu karşılaşma çok ama çok önemli.
Selim Demir ikinci atışı, bu da girmiyor. Topu Fraşkevicius'tan önce alan oyuncu Lolis. Ornene, Selim topu ellerini kaldırıyor. Üstelik atış bölgesinde atışı, bu da girmiyor. Fraşkevicius topa dokunuyor. William Matelli. Bu atış eğer basket olsa Galatasaray maça biraz daha ortak olacaktı. Murat Çangüler, pot altına yükleniyor. Zor pozisyon, atışı girmedi. Her boklu savunma rivantını alan oyuncu Kerem Tunçeri. Galatasaray hücumu Kerem. Karşısında Rüçhan tam söz var. Kerem Rüçhan üzerine gitti. Dışarıdan top pota altından dışarıya dönerken Black Bell topa müdahale ediyor. Molayı Galatasaray alıyor. Maçta son 2 dakika 25 saniye. Beşiktaş 76, Galatasaray 71. Galatasaray Mamiç'i çıkararak 3 sayıya döndü. Tabii dışarıdan bol şut buldular fakat isabetli olamıyorlar. Özellikle Selim'in şutları girmedi, üçlük atışları girmedi. İçeriği de kullanmıyorlar. Çok acele edip şutları attıkları için isabette kaydedemediklerinden savunma reboundlarını alabiliyor Beşiktaş. Çünkü hele şu anda oyunda ve çok iyi reboundçı tabii. Pot altında da hücumda etkili olabilir. Daha 2.5 dakika gibi uzun süre var. Galatasaray şu anda maçı kaybetmiş değil. Sonuna kadar asılacaklar oyuna tahmin ediyorum. Baskı yapmaları lazım zaman zaman ki top kazansınlar. Beşiktaş top kaybı yaparsa tabii ki şansları artacak. Evet, çok çekişmeli bir karşılaşma. Maçın ilk dakikalarındaki heyecan kasırgası maçın sonlarına da yansımış durumda. İşte William Batelli 24 sayıyla maçın en skor oyuncusu. Endokter'ın 18 sayısı var Galatasaray'da. Son 2 dakika 25 saniye oyuna kenardan başlıyor sarı kırmızılar. Ornene Selim top istiyor ama arada Quadri Lolis var. Lolis, Endokter, Selim Demir. 2 dakika 17 saniye var karşılaşmanın sona ermesi için. Selim dışarıya, Kerem, Endokter top istiyor içeride ama önden savunuyor onu. William Batelli üstelik atışı, Kerem'in top çembere dahi değmiyor. Çok önemli bir hücum şansını kullanamıyor Galatasaray. Bu arada Fehim Sadıkoğlu da pas yapsaydın diye işaret ediyor. Tabii çabuk yani top buluyor. Şut seçimi çok önemli. Kerem force ederek el üstünden atıyor. Acele de attı. İsabetli olmuyor tabii. Rüçhan oyun kenarında. Beşiktaş'ta Faruk Beşok oyuna giriyor. Fraşkevicius atmadı. Geçen saniyeler Beşiktaş'ın lehine işliyor. Faruk Beşok, William Batelli. Güzel bir hareket. Murat Çangüler'den dışarıya Faruk Beşok. 30 saniyenin dolmasına 4 saniye var. Faruk yükleniyor. Atışı çemberden çıkıyor. Topa dokunan önce Endokter. Endokter topa dokunuyor. Beşiktaş hücumu olacak. 1.30 saniye top kullanma şansı daha yine Beşiktaş'ta. Son 1 dakika 35 saniye. Beşiktaş 76, Galatasaray 71. Murat Çangüler. James Blackwell'e yakın savunma Selim'den. Fraşkevicius, James Blackwell. Yakın savunuyor Selim Blackwell'i. Geçen saniyeler tekrarlıyorum. Siyah beyazların lehine işliyor. Son 1 dakika 25 saniye. James Blackwell şöyle bir skorboarda baktı. 30 saniye cihazına baktı. Son 14 saniye uçup kullanmak için. 12 saniye, 10 saniye. Geçen saniyeler Beşiktaş'ın lehine işliyor. James Blackwell 7 saniye, 6 saniye var 30 saniyenin dolmasına. Blackwell oyunu hareketlendirdi dışarıya. Faruk üstelik atışı girmiyor. Topu titreme basketine giren oyuncu Fraşkevicius. Fraşkevicius'un basketi Galatasaray'ın bolasını getiriyor. Basket Fraşkevicius'tan. Skor 78-71 Beşiktaş'ta yine mola Galatasaray'da. Fraşkevicius bugün çok iyi oyun oynadı. Çok faydalı oldu. Beşiktaş'ın kazanmasında başrolde oldu. Batelli ile beraber. Galatasaray yakalamış, öne geçmişti Beşiktaş'ı. Fakat sert savunması Beşiktaş'ın Galatasaray hücumlarına etkisiz kıldı. Kısalara dönünce Sadıkoğlu doğruyu yaptı bence. Ama dışı atışları, acele atışlar, şut seçimlerini iyi yapılmayışı, isabet yüzdesini Galatasaray'ın düşürünce başa baş hale gelen oyun Beşiktaş lehine döndü. Evet, şu anda galibiyet ibresi Beşiktaş'tan yana sevgili basketbol severler. 78-71 skor. Son 1 dakika 5 saniye ama yine hemen belirtelim. 1 dakikada basketbolda çok uzun bir süre.
Galatasaray'ın çok çabuk top kullanıp bunlarla da baskete gitmesi gerekiyor. Selim Demir pot altına yüklendi. Lloris'e indirdiği pas ama elle kapıyor topu. İkili bir sıkıştırma. Hakemler devam edip topu Blackwell'e kazandırıyor Eli. Blackwell geriye doğru döndü. Canlı savunması var Galatasaray'ın. Son 46 saniye, 45 saniye. Blackwell topla oynuyor. Ve Burak Can Güler'e topu kazandırıyor. Beşiktaşlı taraftarlar alkışlarla bu pozisyonları değerlendiriyor. Kerem Tunçeri'nin Burak Can Güler'e faulü ve Burak Can Güler 2 serbest atış kullanacak. Son 38 saniye Beşiktaşlı taraftarlar galibiyeti kutluyor. 2 serbest atış gelecek Burak Can Güler'den. Ezeli rakibi Galatasaray karşısında Beşiktaş başarılıydı ama Galatasaray'da en az Beşiktaş kadar bu karşılaşmaya iyi hazırlanmış. Çok iyi mücadele verdi sonuna kadar. Çok nefis bir mücadele seyretti her iki takım da bizlere. Skor 79-71. Fark 8 sayı. Beşiktaş yine son 38.3 saniye. Murat Can Güler ikinci atışında sayıya çeviriyor ve fark 9 sayıya yükseliyor. Kerem Tunçeri iki sayılık atış içeriden oynuyor. Atışta isabet yok. Rebound mücadelesi William Batelli savunma reboundunu alıyor. Murat Can Güler ve Beşiktaş maçı kazanıyor. James Blackwell. Geçen saniyeler Beşiktaş'ın değine. 80-71 skor. Beşiktaş önde. James Blackwell Orhun hemen karşısında. Evet, Galatasaray'da artık oyunu bıraktı. Artık bu süreler içerisinde skorun değişmesi mümkün değil. Blackwell oyunu hareketlendiriyor dışarıya. William Batelli 3 sayılık atışı girmiyor. Rebound mücadelesi, top dışarıda. Evet, maçı Beşiktaş kazandı Galatasaray karşısında. Son 1 saniye artık. Kerem topu alıyor ve maçın sonu Beşiktaş. Ezeli rakibi Galatasaray'ı ikinci maçta da rövanş maçında da 80-71 yeniyor ve Beşiktaş playoff'ta doğrudan ikinci turdaki yerini alıyor. Galatasaray ise diğer maçların sonuçlarını bekliyor. Evet, Beşiktaş 80, Galatasaray 71. Böylece Beşiktaş Galatasaray ile olası bir playoff eşleşmesine 1-0 önde başlama şansını yakalıyor sevgili basketbol severler. Evet Sayın Sedan, çok kısa bir değerlendirme alalım. Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarıda yaptığı savunma maçı kazanmalarına yetti. Çok sert savunma yaptılar. Galatasaray'ı dış şutlara zorladılar ve şut isabeti düşünce maçı lehlerine çevirdiler. Bu sahada bu seyirciyle Beşiktaş'ın maç kaybetmesi doğrusu zor. Biz onun için Beşiktaş favori demiştik ama Galatasaray da gerçekten zaman zaman çok iyi oynadı. Onlarla başa baş mücadele etti. Her iki takım da kutluyorum. Evet sevgili basketbol severler, her iki takımı da gerçekten canı gönülden kutluyoruz. Bizlere böylesine güzel bir mücadele seyrettirdiği için. Evet, Beşiktaş 80, Galatasaray 71. Beşiktaş ilk yarıdaki maçın rövanşını da vermiyor. Beşiktaş playoff'un ikinci turunda. Evet, Beşiktaş ilk maçı 85-63 kazanmıştı. Rövanşta 80-71 kazanıyor. Sevgili basketbol severler, İstanbul Dikili Taş Beşiktaş Spor Salonu'ndan yapmış olduğumuz bir basketbol dakika yayını daha burada sona eriyor. Bu yayının sizlere ulaşmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımın da adına ben Avni Küpeli ve Sayın Önder Seder'le birlikte hepinize mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın efendim.